Hatay'da iki savcı izne çıkartıldı. Daha doğrusu kendileri izne çıktılar. Önce Hatay'da ne olduğunu iki cümleyle hatırlatıp arkasından da avukat Ömer Meşe'yi ekrana davet etmek istiyorum. Hatırlayın, depremin o ilk günlerinde insanların can havliyle kendilerini kurtarmaya çalıştığı, yakınlarını enkaz altından almaya çalıştığı, henüz şoku atlatamadığı günlerde paldır küldür yardım çalışmaları, enkaz kaldırma, yaralı kurtarma çalışmaları yapılacağına yapı denetim daire başkanlığının bulunduğu binaya koşulmuş ve bir katlı bu binanın belli bloklarına yıkım kararı getirilmişti. Bunun üzerine hem bölgede yaşayan hem de Türkiye'nin farklı noktalarından barolara kayıtlı gönüllü avukatlar koşa koşa oraya gidip siz ne yapıyorsunuz? Buradaki delilleri karartıyorsunuz diye Türkiye'nin dikkatini çekmişlerdi. Onlardan biri de avukat Ömer Meşe'ydi. Ömer Meşe hemen ekranda ve kendisi anlatsın bize orada ne olmuştu ve şu anda ne oluyor? Ömer Bey, sizi dinliyorum efendim. Dinliyor musunuz Ömer Bey? Ne oluyor orada? Anlatın bize efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Buyurun Şu efendim. an halen enkazın başındayım. Dün akşam hasarlı binadan çıkartmış olduğum klasörler halen teslim alınmadı. Şu şekilde. Hala hepsi açık alanda duruyor. Yağmur ve yangın riskine karşı hala tehlike altında. Şu bölgeyle alakalı defaatle molozu ile birlikte buranın kaldırılmasını talep etmiştik. Fakat Hatay'da kapalı alan temini hususunda sıkıntı yaşandığından bahisle böyle bir yer temini sağlanamadı. En son dün Savcı Bey ile görüştüğümde çevre illerde böyle bir olanak yaratılabileceği üzerinde konuştuk. Bunun için bugün çalışacağını söylemiştik. Fakat şu saat itibariyle böyle bir çalışmada gerçekleşmedi. Zaten görüşmüş olduğum savcının da bugün izne ayrıldığını öğrendim. Bu normal ya. Dolayısıyla Beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. İki soruyu arka arkaya sorayım çünkü bağlantınız hemen gidebilir. Savcılar neden izin ayrılmış? Bunlar hangi iki savcı? Size ne taahhütte bulunmuşlardı? Bir izleyicimiz diyor ki oradaki tüm sizin karartılıyor dediğiniz belgeler dijital ortamda var zaten diyor. Hayır yok Yunus Emre, neyin olmadığını Ömer Bey anlatacaktır. Buyurun efendim, dinliyorum sizi. şöyle söyleyeyim, Çevre Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada buradaki bütün verilerin dijital ortama aktarıldığını ifade etmişti. Fakat bu beyanın hukuki anlamda bir mesnedi yok. Çünkü dijital veriler her halükarda manipüle edilebilir ve karartılabilir delillerdir. Geçmiş tecrübelerimizde topluma mal olmuş bütün davalarda bu handikaplar sıkça yaşanmış idi. Kaldı ki dijital verilerin tek başına delil hüviyeti yoktur. Herhangi bir itiraz, herhangi bir mukayese gereksiniminde mutlaka ki asıl belgeye ihtiyaç duyulacaktır, ıslak imzalı olan. Ve maalesef ıslak imzalı bütün belgeler şu an görmüş olduğunuz bu enkazın içinde neredeyse her santiminde, her metresinde burada resmi evraklardan oluşmuş bir bina var. Gördüğümüz şekliyle burada size bazı dosya klasör sırtlarını göstermek istiyorum. Bunlar doğrudan deprem dayanıklılık test raporları ve diğer bilimum analiz raporlarını içeriyor. Ve bütün bunlar 4 gündür ben buradayım, bu enkazın başındayım. Maalesef bir kamuoyu oluşturulamadı bununla ilgili. Şu an her türlü tehlikeye açık durumda. Yani dijital veriye aktarıldığı iddiasının gerçekliği sahih olsa dahi delil kabiliyeti açısından mutlaka ki bir açmaza sebebiyet verecektir. Çünkü dijital veriye itiraz edilmesi durumunda asıl evrağın temin imkanı kalmayacaktır. Ve tecrübeyle sabittir ki bugüne kadar dijital verilerin çok sıhhat sorunu yaşadığı ve manipüle edildiği hepimiz tarafından biliniyor. Ve dikkat çeken şöyle bir mevzu var. Madem ki dijital veriye bütün buradaki dokümanlar aktarılmış idi, neden alelacele bütün Hatay yıkılmışken halen burada can kurtarma çalışmaları devam ederken
buraya yıkım kararı verildi. Bunun izahı yapılmadı. Yani Hala yapılmadı değil mi? yapılan açıklama hiçbir şekilde şaibeyi ortadan kaldırmıyor. Yani velev ki öyle, neden bu şaibe yaratıldı? Bunun izahı da yok. Yani burada tamamen delil hüviyetine sahip Hatay'daki bütün binaların kağıt örnekleri var. Bütün analiz raporları var. Çok sayıda önem arz eden belge var burada. Yani dijital materyaller diyoruz. Şöyle şeyler göstereceğim size. Okunabiliyor mu bilmiyorum. Bakın bunların hepsi açık alanda. Peki bir izleyicimiz de şunu sormuş Ömer Bey, diyor ki peki bu belgeleri avukatlar kendileri kaldırsa bir yere koysa, 2500 gönüllü avukatın bölgeye geldiğiyle ilgili bir duyum aldık. Ama Özlem o da Hanım, şöyle söyleyeyim. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Ben yaklaşık 4 gündür buradayım. Bana her daim yardımcı olan, destek olan tek bir arkadaşım oldu burada. Avukat Nazlı Yağmur Hanım. Ve ara ara 5 avukat arkadaş geldiler ve gittiler, yardımcı oldular. Ama sabit olarak ben 4 gündür burada bu enkazın başındayım. Tek tek evrak topladık. Gece nöbete kaldık. Ama hiçbir şekilde, dediğim gibi, ne medya desteği, ne kamuoyu desteği, ne de baro desteğini alabildik gerçek anlamda. Yani burası şu an Hatay'ın aslında en önemli enkazı. Yani şu an deprem sonrasındaki oluşacak infiali yatıştırmak adına hakkaniyetin yerine getirileceği, ne inanmak istediğimiz yargılamaların yapılabilmesi için buradaki dokümanların sıhhatli, korunaklı bir alana ve her halükarda bundan sonra eğer ki nakli sağlanırsa, umarım ki sağlanır, denetlenebileceği ve gözlemlenebileceği bir ortama aktarılması gerekiyor. peki Çünkü ben bir izleyicimiz de diyor ki peki bu delil karartma Adıyaman'da, Maraş'ta da olmuş olabilir mi diyor. Caner diyor ki o sayfaların hepsinin resmi çekilse, ama o da mümkün değil. Gösterdi işte az yani önce. şöyle söyleyeyim, ben toplamak için bir ekipman ya da ekip bulamıyorum ki sayfaları tek tek çekilsin. Yani burada şöyle ne kadar yansıyor ekrana bilmiyorum. Burada 4 katlı bir binanın enkaz yığını var. Ve her santimetrekaresi ıslak imzalı ve kişisel veri içeren belgelerle dolu. Şöyle göstereyim size. Ve burası Yani buraya bir iş makinesi gelmeden, artı bir enkaz ekibinin katkısı olmadan ben yalnızca burada yüzeydeki evrakların bir kısmını toplayabildim. Ve şöyle bir yer göstereceğim size. Ki buraya güvenlik şeridinde ben çektirdim 2 gün önce. Şu şekilde. Burası tamamen açık alandı ve insanlar buradan geceleri ısınmak için yakacak temin ediyorlardı. Islak imzalı resmi belgeler burada ısınmak için çevredeki vatandaşlar tarafından yakacak olarak kullanıldı. ne Daha bilsin dün gece, o insanlar? O insanlar da bilemez ki onların tabii çok önemli tabii belgeleri ki, tabii ki bu yüzden zaten bu güvenlik şeridinin çekilmesini istemiştim. Fakat bu güvenlik şeridini sadece koruduğumuz alandaki evraklar güvenli bir alana sevki sağlandıktan sonra derhal buraya kül halinde bütün bu molozun içindeki evraklarla birlikte çatılı, korunaklı bir alana, kapalı pazar yeri gibi ya da kapalı otopark gibi bir yere sevkini istemiştim. Savcı Bey bunun için hassasiyet göstereceğini söylemişti. Fakat dün sağlanmadı bu. Saat 3'e kadar bu haberi bekledim. Buradaki moloz evraklarla birlikte çatılı bir alana nakledilecek diye. 3'e kadar haber gelmedi. Sonrasında ben tekrar bu alana geldim. Toplayabildiğim kadar şu gördüğümüz açık alandaki, şu alandan bahsediyorum. Ekrana yansıyor mu? evet, görüyoruz. Evet. Dehşetteyiz. Sadece oradaki yüzeydeki evrakları toplayabildim. 12 torba kadar. Sonrasında gece nöbet tuttuğumda burası için şu gördüğünüz kepçeyle bu hale getirilmiş. Yani burası yıkılırken de bu hale getirilmiş. Depremde hasar görmüş ama bu çevredeki binalara göre en az hasar alan binalardan biridir burası.
Benim Ki deprem anlamadığım... sonrası görüntüyü bilmiyorum doğruluğunu teyit etmedim ama bir muhabir arkadaş deprem sonrası görüntüsünü aktardı buranın. Şu an üzerinde bulunduğum enkaz depremde yıkılmamış. Doğrudan kepçeyle iş makineleriyle yıkılmış durumda. Sonrasında ben gece nöbette olduğum gün şu yarı hasarlı binada gördüğünüz şu raflarda çok önemli belgeler olduğunu gördüm. Dün hava kararmadan onları çıkartmam gerektiğini düşündüm. Şuraya girdim. Biraz önce görmüş olduğunuz o klasörlerdi. Bu alandan çıkartılmış evraklar. Ve bu evrakların içinde biraz önce söylediğim gibi tarandığı iddia olunan fakat taranma kabiliyetinin normalde mümkün olmadığı sizinle de daha evvel bir video paylaşmış idim. Evet. Ebat itibariyle zaten mümkün değil ve yanında bir inşaat mühendisi arkadaş vardı biraz önce. Dedi ki bu evraklar taranmıyor zaten. Ki taranmadığını biz de biliyoruz. Yani avukat olarak şunu söyleyeyim. Neden gayrimenkul davaları 10 yıllarca sürüyor? Çünkü biz tapudan işte gördüğünüz bu evrakların asıllarını istiyoruz. Mahkemeler bunları istiyor. Ve bu evraklar gelmeden o karar çıkmıyor mahkemeden. Madem ki dijital veri her şey için yeterlidir, bunlar o zaman neden istenmektedir mahkemelerce? Madem ki bunların bir kıymeti yoktur, dijital ortama aktarıldığı için aslında izahı gereken çok şey var. Ama şaibenin perçinlendiği nokta şudur. Burada bu kadar enkaz varken şu an size çevreyi göstermek istiyorum. Ben gördüm orayı. Yani orada Evet. gerçekten kent diye bir şey Burada kalmamış. Yani burası ayakta evet. duran bir yapıyken neden durup dururken canhıraş burası Zaten yıkıldı? Birisi bu. cevabı verilmesi gereken en belirgin soru bu. Aceleniz neydi? Ne yapmaya çalışıyordunuz? Yani buradaki evraklar pekala sıhhatli bir şekilde tahliye olunabilirdi. Sonrasında pekala yıkım gerçekleşebilirdi. Fakat dediğim gibi velev ki bu bina yarı hasarlı ve yıkılacak. Ama sağlam binayı yıkma girişiminin amacı nedir? Çünkü bakanlık açıklamasında şöyle bir şey demiş. Binayı ilgisiz kişilerin işgal ettiği öğrenildiğinden o kişilere zarar gelmemesi için yan taraftaki merdivenin o binaya göçeceği endişesiyle gibi bir hatırladığım üzere bir ifade var. Bahsi geçen merdiven şu. Öyle birisi de taşımıyor. Ve ilgisiz kişilerin kaldığı denilen yerde daha önce ilk 2 gün nöbetini tuttuğumuz tek katlı binadaki evrakların bulunduğu oda yanı sıra yan tarafı buradaki depremzedelerin çadırda kalan depremzedelerin tedavi gördüğü revir içinde doktor ve hemşireler var. Onun yan tarafında da kıyafet ve gıda yardımı yapılan AFAD ekibinin deposu var. O şekilde kullanılıyor. Yani ilgisiz kişiler derken burada da nasıl diyeyim? Açıkça bir manipülasyon yapılıyor. Şimdi Bakanlık peki ben açıklamasında. bir soru sormak istiyorum. Bu deliller yok edilirse eğer, şimdi iki sorum var önemli. Çünkü birincisi bugün Evet. sizin bize verdiğiniz bir özel haber. Bu yayını izleyen haberci dostlarım varsa sizi arayacaklardır ve haberleştireceklerdir. Siz ilk günlerden itibaren orada nöbet tutarken Hatay'da görev yapan iki savcıyla irtibattaydınız ve size son derece olumlu yaklaşmışlardı bildiğim kadarıyla Evet. aktardıklarınızdan. Bu iki savcı bu sabah itibariyle izne ayrıldı. Doğru mu efendim? Soruşturmayı şimdi Doğrudur. artık Çünkü başlamış. ben şu an yayına bağlandığım saate kadar akşam benim bu alanda toplamış olduğum evrakları teslim alan savcının bu sabah akşam konuştuğumuz ve teyitleştiğimiz üzere buradaki klasörleri de teslim alacağını bekleyerek geçirdim. Fakat saatlerce ulaşamadım. Sonrasında da hem dün akşam şu alanda toplamış olduğum, yüzeyden toplamış olduğum evrakları teslim alan savcının hem de ikinci gün bu tek katlı binaya gelmiş olan diğer savcı arkadaşımızın bugün izne ayrıldığını öğrendim. Ve burası için yeni bir savcı görevlendirmesi yapılacağı söylendi. Fakat o savcının kim olacağını bilmiyoruz. Ne zaman görevlendirileceğini bilmiyoruz.
o görevlendirilip bunun için talimat verene kadar buradaki evrakların sıhhatini koruyamayacağını da bilmiyoruz. Çünkü dün akşam yağmur riski var denmişti ki Allah'tan yağmadı. Ama bugün yağmayacağının bir garantisi yok. Ya da şöyle bir manzaraya sadece bir ateş parçasının, sadece bir çakmağın yeteceği de çok aşikar ve malum. Dolayısıyla burada çok can sıkıcı bir durum var. Ben 2 gece boyunca buraya insanları sokmamak için bir uğraş veriyorum. Çünkü ilk başta söylediğim gibi bu felaketin sorumlularını yargılayacak ve neticeten cezalandıracak bütün dokümanlar burada ısınma ihtiyacı için yakacak olarak kullanılıyor. Peki bir ileride kısmını bazı videolarda paylaşmıştım sizinle Özlem Hanım. Sizin canlı yayınınızı bitirdikten sonra o videoları da yayınlayacağım. Peki insanlar yarın öbür gün bazı evrakları ben dün şu gördüğünüz ana caddeden, yoldan, arabaların arasından, altından topladım. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Buradaki evrakların birçoğu aynı zamanda kişisel veri hüviyetinde. Burada yüzlerce, binlerce kimlik fotokopisi var örneğin. Ve bunlar yola saçılıyor her biri. KVKK için bu kadar hassasiyet gösterildiği söylenen bir ülkede böyle bir zafiyetin açıklanabilirliği olamaz. Bir diğer nokta, resmi belgelerin imha usulü ayrı bir prosedüre tabidir. Tamamen nizami olarak imha edilmesi gerekir. Fakat hiçbir prosedür resmi evrakların enkazla birlikte molozun altında bırakılması gibi bir yolu tarif etmemiştir. Başka bir mevzu. Çok özür dilerim, çok yoruldum da. Yoruldunuz. Ben araya gireyim, bir soru sorayım size, anlatmaya devam edin bir 5-6 dakika daha lütfen. Tabii. Bir izleyicimiz önemli bir soru soruyor. Ben de ona bir soru daha ekleyeceğim. Diyor ki deliller karartılmış olsa bile, yani orada anlattığınız, korumaya çalıştığınız günlerdir bu evraklar yok edilmiş olsa bile dava açmak mümkün mü? İkincisi delillerin yok edilmiş olmasıyla ilgili dava açılabilir mi? Yani bu yıkım kararını veren kişilere, savcıyı tehdit eden erkeğe, bir de gerçekten ya siz depremzedesiniz şu anda ya Ömer Bey, biz ne yapıyoruz gerçekten? Çok özür dilerim bu yayını yapmak zorunda kaldığımız için sizden. Estağfurullah Özlem Hanım, ben depremzede değilim. Fakat burada bütün bu acıyı, bütün bu felaketi zerre noktasına kadar hissediyorum. Zaten bütün bu gayretimin, amacımın nedeni de bu. Bu hengame ortadan kalktıktan sonra bu işin sorumlularının gerçek anlamda cezalandırılabilmesi için, şeffaf bir şekilde yargılanmaları için ve bu kadar insanın, ki Hatay'da beklenen ölü sayısı artık yüz binlerle ifade ediliyor, hesabının sorulması için bu yapılmak zorundaydı. Belki dışarıdaki arkadaşların, insanın, çünkü yakın çevrede bile burada böyle bir bina olduğunu bilen insanla karşılaşmak çok zor. Adres tarifini bile yapamıyor burada insanlar. Yani muhabirler vesaire gelmek istediğinde bu adresin nerede olduğunu bilmiyorlar. O kadar arkada kalmış, arka planda kalmış bir yerden bahsediyoruz. Fakat ısrarla vurguluyorum, şu an Hatay'da en önemli enkazın üstündeyiz. Çünkü maalesef ki üzülerek söylüyorum ama depremin 9. günü, şu an ancak canlı bir insana ulaşmamız mucizelere kalmış durumda. Ortam bir şekilde yatıştıktan sonra sıra hesap sormaya geldiğinde artık hesap soracak aygıtlar ortadan kalkmış olacak. Peki savcılar neden izne gitmiş? Tehdit mi edilmişler? Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bildiğim ve bana verilen tek bilgi, daha önceki süreçte tutanak mukabilinde evrakları benden teslim alan savcının da ilk gün kapalı alandaki o tek katlı binadaki muhafaza altında tuttuğumuz ve nöbetini beklediğimiz evrakları tutanakla teslim alan savcının da her ikisinin de bugün izne ayrıldıkları yönünde. Peki
Son olarak şunu sorayım, aktarmak istediğiniz başka bir şey yoksa eğer, sizi daha fazla orada perişan görüyorum, farkındayım. Çok Estağfurullah. Sormak istediğiniz her şeyi yanıtlayabilirim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Burada dünden bu yana şunu söylüyorum. Buraya gerekirse bin avukat arkadaş gelmeliydi. Ve biz bunu gerekirse tek tek parmaklarımızla tek tek toplamalıydık. Ama bu kamuoyunu bir türlü oluşturamadım. Birkaç canlı yayın bağlantısı gerçekleştirildi. O canlı yayın bağlantısı akabinde 5 avukat arkadaş geldiler bana yardımcı olmaya, destek olmaya. Fakat sonrasında yine tek kaldım. Bugün sağ olsun bir avukat arkadaşım daha var yanımda. Onunla birlikte şu anda da orada. Yine bu evrakların başındayız. Başına bir iş gelmesin diye. Ama Ama ne şöyle bir şey söyleyeyim. kadar Şöyle bir şey söyleyeyim. daha, ben ne kadar daha Şöyle bir isteyebilirsiniz şey söyleyeyim. Bu yıkım kararının kimin tarafından verildiği belgesiyle sabit. Dolayısıyla bu bir niyet okuma değil. Bu şaibenin, bu perdenin aralanması gerekiyor. Neden bu bina alelacele yıkıldı? Bunun cevabının verilmesi gerekiyor. efendim Ve bunun altında? şunu da ısrarla söylüyorum. Şunu da Kim var ısrarla bu? söylüyorum. Yıkılma belgesinin altında kim var? Ben Kim? daha buraya gelmeden internete yayılmış bir belge vardı. Bu belgede yıkım izni verenin kimler olduğu yazıyor zaten. Buranın mülki amiri. Ve biz şu an bu evrakları topluyorum. Bir şekilde adli araca yüklenip götürülüyor. Fakat bunlar sayfa sayfa fotoğraflanmış ya da taranmış evraklar değil. Mevcut haliyle, gerçekliğiyle. Sonrasındaki akıbetleriyle ilgili de maalesef ki diyorum, bugüne kadar yaşadığım, 4 gündür yaşadığım duruma istinaden söylüyorum. Hiç iyimser düşünmüyorum. Hiç iyimser düşünmüyorum. Çünkü bu evraklar Yani burada bir kulübe olduğunu hissediyorum. Dört gündür sağlıklı bir alana nakledilemiyorsa ve bunun normalleştirildiği bir durumda ben bu zafiyetin devlet ciddiyetine hiçbir şekilde yakışmayacak ölçekte bir zafiyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ayıbın izahı olamaz. Biz normal zamanlarda o zaman boş yere konuşuyoruz. Kişisel veri nedir, neden korunmalıdır, neden önemlidir? Ya da resmi belge neden kat'i delil vasıtasıdır vesaire. Dolayısıyla burada cevaplanması gereken çok şey var. Çok soru var. Peki bir Ve izleyicimiz diyor ki ama acaba Maraş. en eleğin üstünde kalan soru şu. Hatay'da binlerce enkaz duruyorken ve hala içinde canlı varken burada kullanılan iş makinesi çok mu atıl durumdaydı ki burada burayı yıkmakla görevlendirilmişti. Ya da bu bina neye engel oluyordu ki? Hiçbir kavşağı açılmıyor burası. Hiçbir ana yol vesaire ulaşımı engelleyici bir şey yok. Ve yıkım aşamasında arkadaşlarımın, ben buraya intikal ettikten sonra öğrendim bunu. Binanın mevcut hali bu şekilde ayakta duran hafif hasarlı bir bina şeklinde. Bu bina belirgin bir yıkılma tehlikesi göstermiyor. Belki bunun teknik durumunu bilmiyorum. Belki gösteriyordur. Sabah inşaat mühendisi arkadaşlarımız geldi. Dedi ki buraya niye girdin? Bu binada şu kolon göçmek üzere. Dolayısıyla burası riskli. Ama dediğim gibi bundan sonra bir şeylerin başka türlü olması için bir şeyler yapmak gerekiyor. Ve ben bu gayret içindeyim. Peki Umarım anladım. başarırım. Şimdi Umarım başarırım. anladım. İki soru soracağım ve sizi uğurlayacağım. Birincisi, Buyurun. bu durum sadece Antakya'da mı var Ömer Bey, değerli avukatımız? Ben bitireyim sorumu, ikisini de sorayım ki siz rahat cevaplayın. Yani diğer illerimizde, Adıyaman'da, Malatya'da, Antep'te
Kahramanmaraş'ta da benzer bir delil karartmaya yönelik şaibeli bir tavır siz duydunuz mu? İkincisi, izleyicilerimiz Canhıraş size nasıl destek olabileceklerini soruyorlar. Yani bu işin çözümü ne? Ne istiyorsunuz? Muhalefet gelsin oraya kamp kursun, o belgeleri başından beklesin. Onların kapalı ve güvenli bir alana sağlanması için insanlar gönüllü mü olsun? Yani sorunu nasıl çözebiliriz şu anda, oradaki sorunu? Yönelttiğiniz soru için çok çok teşekkür ediyorum. Tam olarak zaten talebim de bu yönde olacak idi. Şimdi diğer şehirlerde benzer bir akıbetin yaşanıp yaşanmadığına dair sesim ulaşıyor mu şu an? Sesim ulaşıyor mu? Sesim geliyor mu acaba? Evet, duyuyoruz sizi, dinliyoruz. Buyurun. Çünkü görüntü kayboldu. Diğer şehirlerde benzer bir akıbetin olup olmadığına dair bilgi sahibi değilim. Çünkü maalesef ben buradan ayrılamıyorum. Ay Allah. Yayın koptu. İrtibatım buradaki iletişim aksaklıkları sebebiyle, çünkü hala yeterli bir mobil baz istasyonu yok Antakya'da. Çoğu yerde telefon çekiyor ya da hiç çekmiyor. Bunun için bazen kilometrelerce yol yürümek zorunda kalabiliyorum sağlıklı bir iletişim kurmak için. Bugün bu bağlantıyı sıhhatli bir şekilde sağlayabilir miyiz diye yayın öncesi sizinle de konuşmuştuk. Şu an 2-3 farklı telefondan bu yayını ayakta tutmaya çalışabiliyoruz diyelim. Dolayısıyla dışarıda diğer şehirlerde böyle bir delil karartma olarak düşünebileceğimiz şaibeli bir durumun yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. Ben pazar günü öğleden sonra buraya intikal ettim. Buradan paylaşılan görüntü üzerine öncesinde Kahramanmaraş'taydım ve Nurdağ'daydım. Fakat orada bulunduğum dönem içinde daha ziyade yardım faaliyetlerindeydim ve böyle bir duyum almadım. Bundan sonrası için burası için talebim ne? Net olarak şunu söylüyorum. Ben burada tek bir milletvekili gördüm. Bir kişi. Kim? Sonrasında hiç kimse Kimdi o? gelmedi. Sağ Kimdi o milletvekili? olsun. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Barış Atay. O geldi ve o destek oldu. İlk gün bu nöbette olduğumuz gün için. Seferber oldu. Çok sağ olsun. Ama onun dışında benimle iletişime geçmeye çalışan 2-3 milletvekili olduğu danışmanları vasıtasıyla ve birkaç saat içinde yanında olacaklarını söylemelerine rağmen hiçbiri gelmedi ve bir daha aramadılar da. Dediğim gibi yalnızca biri dışında özellikle teşekkürlerimi yinelemekte Barış Bey dışında hiç kimse gelmedi buraya. Özeti bu. Hiçbir milletvekili. Ama biliyorum ki bu hengamenin pusu dağılmaya başladığında herkes sorumlu arayacak. Herkes sorumluların cezalandırılmasını isteyecek. En ağır cezaya çarptırmalarını isteyecek. Fakat bunu sağlayacak, bunu delillendirecek bir argüman kalmayacak ortada. Yani herkes buraya sanki herhangi bir durum gibi bakıyor. Çok olağanmış gibi bakıyor. Burada olağan dışı, saçma sapan bir ahvalin olduğunu, burada devlet ciddiyetinin yerle bir olduğunun farkında değil. Bakın rastgele yerden bir evrak aldım size. Düşünebiliyor musunuz? Yani bakın. Kişisel veri diyoruz ya. Bakın. Yani hangi birini söylemem gerekiyor bilmiyorum. Ama ben şunu istiyorum. Eğer ki hassasiyeti olan milletvekili arkadaşlarımız hakikaten hassasiyet sahibi iseler şu an bu enkazın başında çok şey yapabilirlerdi. Yapmadılar. Ve ben artık depremin magazinselleştiği bir durumu gözlemliyorum. Olayın aslı dururken bütün tali hususlara, bütün detaylara ya da bütün artık ıvır zıvır şeylere yoğunlaşıldığını fark ediyorum. Fakat burada
bu felaketin gerçek sorumlularının kamufle edileceği çok kötü bir ahval yaşıyoruz. Peki. Tekrar yineleyeceğim. Dün canlı yayına bağlandığım şekli tekrar söyleyeceğim, ifade ettiğim şeyi. Acilen buraya hassasiyet sahibi, hakikaten bu ülkenin insanını düşünen, gerçekten vatanını sevdiğini düşünen yüzlerce binlerce insan bekliyorum. Tek tek bu evrakları elimizde toplayalım. Peki. Ve buraya mümkünse bir iş makinesi gelsin, yardımcı olsun. Hakikaten gelecek arkadaşlarımız varsa. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey bizimle birlikteydi, avukat. Nereden yaptık bu yayını? Hatay'da valilik emriyle ayakta duruyor olmasına rağmen alel acele yıkım emri verilen ve yıkılan Yapı Denetim Daire Başkanlığı A-Blok binasının enkazının üzerinde, daha doğrusu yıkıntısının üzerinden yaptık bu yayını. Orada bu binalara, yıkılan, depremden sonra yıkılan binalara, binlerce vatandaşımıza mezar olan binalara izin vermiş, ruhsat belgeleri, işte efendim beton karat ölçüm raporları, aklınıza gelen her şey o binada saklanıyordu. Neden bilinmez depremin ikinci gecesinde, üçüncü gününde apar topar bu binaya bir yıkım kararı çıkartıldı ve Türkiye'deki vatanperver avukatlar oradaki meseleye dikkat çekmeye çalışıyorlar. Onlardan biri Ömer Bey'di. Ömer Meşe'ydi. Meşe mi, Meşe mi efendim doğrusu? Meşe. Meşe. Ömer Meşe'ydi. Kendisiyle bu canlı yayını gerçekleştirdik. Buradan hem siyasetçilere, ister iktidar tarafından ister muhalefet tarafından olsun, hem Barolar Birliği'ne ve Barolar Birliği Başkanımıza, hem barolara kayıtlı tüm avukatlara, kanaat önderlerine bu meselenin gündeme gelmesi için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. O evraklar acının şoku atlatıldığında, hak arama mücadelesi başka bir boyutta devam ettiğinde çok hayati önem arz edecek bu insanlar açısından. Evlatlarını, eşlerini, en sevdiklerini bu enkazların altında bırakıp ama bir şekilde yaşama devam etmek zorunda kalan vatandaşlarımız açısından çok kritik bir önem arz ediyor bu evraklar. Bir an evvel orada selahiyetle ve güvenle çıkartılıp orada temizlenip bir koruma altına alınması lazım ki yasal süreçlerde insanlar kimsesiz, çaresiz, yapayalnız bırakılmasın. Ömer Meşe'nin bugün verdiği özel haber ise bu konuları ilk günden itibaren görüştüğü Hatay'da görev yapan iki savcının izne ayrıldığı bilgisiydi. Bu iki savcı artık yok. Oysaki başından beri Ömer Bey'in de verdiği bilgi, olumlu yaklaşmışlar ve Ömer Meşe'ye yardımcı olmak konusunda ifadelerde bulunmuşlardı. Neden izne ayrıldılar, neden gitti? O da doğrusu bir soru işareti. Ömer Bey çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum oradaki Ben çok mücadele. teşekkür ediyorum. Hassasiyetiniz için, desteğiniz için çok sağ olun.